Kromanyon insanı. Buzul çağı sona erecek ve günümüzden 35 bin yıl önce Kromanyon ya da modern insan ortaya çıkacaktır. Neandertal'in soyundan geldiği küçük de olsa bir tahmin, onların ya kuzenleri ya da işgalcileriydi. Zira 5 bin yıl bir arada yaşadılar. Ama Neandertal'in devamı oldukları kesin. Belki de standart bir modeldiler. Ya da Tenyo gibi reçetesiz bir modeldiler. Tabii bir reçetesi varsa. Ya da bir üst model, eğitilmesi zor. Tabii çekici bir model olabileceklerini de unutmamalı. Hayır, öyle değil, böyle. Evet. Dostumuz çok hızlı değil. Sürüye yetişemeyince yiyecek de getiremedik. Ama inan bana olacak. Ah, siz ve av hikayeleriniz. Hadi, bir şeyler yiyelim. Dönün bakalım, uyarıyorum. Büyük hayvanlar bizim, küçükler sizin. Anlaştık mı? Anlaştık. Üzerlerindeki silahları gördün mü? Bakıyorum, güzel aletleriniz var. Bakabilir miyim? Elbette, ucuna dokun. Ne kadar da ucu peki sivri. Bunlar ne? Kendiniz bakın. Değiş tokuş yapalım, hadi. Hey, siz, hadi buraya gelin. İki mamut derisi versem olur mu? Ne dersiniz, olur mu? Hayır. O halde iki deri ve diş daha. Hayır. Kabul et Pierre, iyi bir pazarlık. Tamam, işte aletler. Ya şunlara bakın. O mızrakları da vermelisin. Al. Hadi ileri. Artık buraya yerleşeceğiz. Yaşasın! 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 Bak. Düşünebiliyor musun Pierre? Bu tarihimizin ilk duvarı. Şimdi iş başına. Hadi. Aynı aletlerden istiyorum. Ay ay ay. Biraz daha sakin ol aptal. Ne? Ay. Nasıl yapılacağını göstereceğim. Ay ay. Duydunuz mu beni? Böyle işte. Ay. Gidip nasıl yaptıklarına bakayım şef. Aha.
Hayır, öyle değil çocuklar. İşte bu şekilde olmalı. Bir keski, bir balta. Bir keski ve bir balta. Ah, çok basit. Şöyle vuracaksın. İşte tak 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 hepsi bu. Tak 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 tak. Pekala, iş başına. Yine ne oldu? Hadi hadi. İşte. Aha işte oldu. Getir. İşte böyle. Güzel mi? Şimdi seni parçalayacağım. Buraya gel. Hey, aklıma bir fikir geldi. Anladım. İşte bu. Öldürülen hayvanın derisi soyulur. Belli işlemlerden geçirildikten sonra basit şekilde dikilir ve kıyafet olarak kullanılır. Hey, hani bana? Kemik ve boynuzlarla farklı aletler yapılır. Aynı şekilde takılar. Ve bazı kemiklerden kürek yapılır. Ufalanmış kemikler şefin elinde gizemli bir şeylere dönüştürülmek üzere. Bu garip şeylerle ne yapmak istiyorsun? Sadece bir fikir. Al, bununla en azından balık yakalarsın. Teşekkür ederim. Bununla balık tutabilirmişiz. İşte. Dikkat et Pierre. Yanan taşlar suyu ısıttı.
İp atıyorlar ve balık topluyorlar. At topla, at topla, at topla, at topla. Ne? Ay 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 ay. Hey, ellerime bakın. Nehrin diğer tarafında kırmızı renkli toprak var. İşte bu çok ilginç. Pierre. İyi bakın dostlarım. Size getirdiğim bu toprakla avda ölen cesur adamlarımızın, yoldaşlarımızın ve şeflerimizin resimlerini yapabiliriz. Kayalara ve derilere desenler yapabiliriz. Ve daha birçok şey. Seni salak. Ay! O boyadan alabilir miyiz? Hı-hı. Teşekkür ederim. Yiyecek bir şeyimiz yokken koca bir tavşanı kaçırmak beni çok üzdü. Biraz daha. Aferin sana. Aferin. Hiçbir şey yok. Bir fare bile bulamadık. Merhaba. Mamutlar var hem de kocaman. Zor günler yaşayan iki kabile için az sayılmazlar. Kabul mü? Kabul. Güzel, güzel, güzel. Yarın şafakta görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İşte oradalar. Hadi. Hadi. Dikkat, geliyorlar. Çabuk, hadi çabuk, çabuk, çabuk. Biraz çabuk olun. Hadi, hadi, ne kadar tembelsiniz. Ay, çok tembelsiniz, hadi çabuk.
Her avcı avın bir kısmını alacak, tamam mı? Ama sürünün yerini keşfeden biziz. Evet, bu doğru. Tamam, tamam. Hadi artık avımızı paylaşalım. Onun kabilesi de bize katılırsa nasıl olur, ne dersin? Neden olmasın? Aa, işte bu. İyi fikir. Biraz tuz ve biraz da biber ekliyorsunuz. Daha sonra hafif ateşte biraz kaynatıyorsunuz ve arada bir su ekliyorsunuz. Hazır mıyız? Ertesi gün sıcak giysilerini giyen kabileler daha verimli topraklara gitmek için yola çıktı. İki grup tek bir topluluk olmuştu. Biraz zor olacak ama umalım da çok sorun çıkmadan bir arada yaşayabilsinler. Ay. Hayır. Bu kadarı fazla. Sessiz olun lütfen yapmayın. Sessiz olun, yeter artık. Yeter artık. Sessiz olun. Demek insanları böyle uyandırıyorsunuz ha? Üçünüze de kötü haberlerim var. Sessiz olun, yeter artık. Bu yaptığınıza pişman olacaksınız. Hadi, önce biriniz gelsin. Tamam, sen gel. Ne oldu? Dünya dönmeye başladı birdenbire. Hey sen, artık susacak mısın? Ne oluyor? Aşağı mı gelmemi istiyorsun? Vay! Sessiz ol seni budala! Tamam. Bekliyorum. Dikkat, geri geliyor. Şunu al. Hayır. Kesinlikle ilerleme hız kesmiyor. Hmm. Bilge şef genç avcıların eriştirme törenini gerçekleştirecek. Gelin çocuklar. Bir dahaki sefer elimden bu kadar kolay kurtulacağını sanma. Al sana. Al. Ha, işte bu kadar. Sen ve ben. Çık buradan seni hantal herif. Bugünün gençleri hiçbir şeye saygı duymuyor. Ne güzel. Çok güzel bir konu. Evet.
ve mevsimler birbirini izler. Bu arada yaşlı şef zamanın gidişini hesaplamak için bir de takvim icat eder. Bir gün güzel mevsim geri gelir. Yürü yürü, bunun sonu ne olacak? Aa! Ne oluyor lan? Durun durun, şimdi yanınıza geliyorum. Ay. Ha, bir fikrim var, gel. Büyük av kaçtı. Küçük olan savcılarımızdan daha hızlı koşuyor. Bu durumda her zaman yiyeceğimiz olması için şöyle yapmalıyız. Neden olmasın, harika bir fikir. Hey, geliyorlar, görüyorum. Sen de gördün mü? Bu da ne böyle? Sanki bir... Bakalım cezam ne olacak? Bunu fena ödeyecekler. Öcümü alacağım. Hadi gidin artık buradan. Ne bekliyorsunuz? Çıkacak mısınız? Neden böyle ağlıyorsun? Çünkü inemin tek başına canı sıkılıyor. Şimdi hallederim. Bana güvenebilirsin. Pekala. Durumu şöyle anlatayım. Benimle gelirseniz size minnettar olurum. Biraz bir şey yer misin? Teşekkür ederim. Oo, çok güzelmiş. Bunu sen mi yaptın? Günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce insan şimdiden tarihinin %99'unu kat etti. Nüfusu 125 binden 10 milyon kişiye çıktı. Peki bundan sonra ne olacak dersiniz?